Bugün sizlere Fikret Kızılok'la Aşık Veysel'in tanışmalarına ve dostluklarına vesile olan bir altın plağın hikayesini anlatacağım. Fikret Kızılok 1960'lı yıllarda, 1965'te ilk plağını yapmış ve bu plakla istediği başarıyı elde edememişti. En büyük hayali Aşık Veysel'e ait olan eserlere kendi bestelerini yapmak ve sonrasında onu da plakta okumaktı. Peki bunu nasıl yapacaktı? Aşık Veysel'e nasıl ulaşacaktı? Aşık Veysel Şatıroğlu o yıllarda Türkiye'nin en değerli ozanlarından biriydi. Tüm gözler onun üzerindeydi. Yazdığı ve yorumladığı eserler gerçekten de insanın hissiyatına, duygularına çok ama çok hitap ediyordu. Benim sadık yârim kara topraktı. Fikret Kızılok ne yapmalıydı da bu ünlü ozana ulaşabilmeliydi? Çözüm Arda Uskan'da gizliydi. Arda Uskan, Fikret Kızılok'un yakın arkadaşıydı ve o yıllarda gazetecilik yapıyordu. Bugün hayatta olmayan Arda Uskan, Fikret Kızılok ve Aşık Veysel Şatıroğlu'nun bir araya gelmesinin hikayesi işte böyle başlıyordu. Fikret Kızılok ve gazeteci Arda Uskan, Sivas'ın Şarkışlı ilçesinin Sivrialan köyünün yolunu tuttular. Aşık Veysel Sivrialan'da yaşıyordu. O yıllarda henüz çok genç yaşta olan Fikret Kızılok, Aşık Veysel'le buluştuğunda ondan iki eserini isteyecekti. Bu eserlerden biri Yumma Gözün Kör Gibi, diğeri ise Söyle Sazım. Söyle sazım ne söylersin? Fikret Kızılok ve Arda Uskan, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun Sivrialan köyündeki evinde iki gün konakladılar. Ve bu konaklama esnasında birbirlerini daha yakından tanıma imkanı buldular. Tabii o yıllarda görme engelli olmasına rağmen harikulade eserlere imza atan Aşık Veysel Şatıroğlu, bir gece misafirlerine nasıl kör olduğunu anlatır. Aşık Veysel'in tek gözü zaten görmüyordur. O yıllarda kırlangıç uşağı denilen seyyar doktorlar vardır ve bu seyyar doktorlar aslında göz doktorlarıdır. Köylerine yolları düştüğünde bu seyyar doktorlardan biri Aşık Veysel'in babasına Aşık Veysel'in sağ gözünde ışık olduğunu söyler ve ak madenine getirirse oğlunu tedavi edebileceğini ifade eder. Tabii ki o yıllarda yoksulluk vardır ve babasının aslında bunun için pek de imkanı yoktur. Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kendisi ve ailesi ak madenine gidip gözünü açtıracağı gününün hayalini kurarken oraya yolları düşmeden Aşık Veysel Şatıroğlu evin ahırına girer ve öküzün önündeki samanları temizlemek ister. Ancak tam o esnada öküz başını sallar ve boynuzu Aşık Veysel'in sağ gözüne gelir. O anda Aşık Veysel'in o biraz da olsun ışık alan gözü akar. Artık Aşık Veysel'in her iki gözü de görmüyordur. Aşık Veysel hayatının en önemli anlarından biri olan o anın hikayesini anlatırken işte o gece Fikret Kızılok gitarını eline alır ve Aşık Veysel'den isteyeceği iki eseri söylemeye başlar. Ve o eserleri yorumladıktan sonra da Aşık Veysel'e telif bedeli olarak o günün rakamıyla 250 kuruş verir. Aşık Veysel Fikret Kızılok'tan gelen 250 kuruşluk telif bedelini kibarca reddeder ve Fikret Kızılok'a aynen şöyle söyler. Oğlum sen bu parayı al şirketine iade et, onlar alsınlar gazoz parası yapsınlar. Ben seni çok sevdim, eserlerimi çok güzel yorumladın. Benim eserlerimi dilediğin gibi istediğin planda okuyabilirsin der. Sivas'ın Şarkışlı ilçesinin Sivrialan köyünde iki günlük konaklama sonrasında başlayan dostluğun ardından Fikret Kızılok İstanbul'a döner ve stüdyoya girer. Yumma Gözün Kör Gibi ve Yağmur Olsam isimli iki eseri plana okur. Bu eserlerden biri Yumma Gözün Kör Gibi sözlerini Aşık Veysel'in yazdığı bir eserdir ve gerçekten de Fikret Kızılok bu eseri yorumlamayı çok ama çok istemiştir ve hayali de gerçekleşmiştir ve plak müzik marketlerde yerini alır. Yeter gayrı yumma gözüm kör gibi. Plak müzik marketlerde yerini aldığında o yıl gerçekten de büyük sükse yapar ve yılın altın plak ödülüne layık görülür. Artık altın plak Aşık Veysel'in sözlerini yazdığı, bestesini Fikret Kızılok'un yaptığı Yumma Gözün Kör Gibi isimli esere aittir. Fikret Kızılok ödülü aldığında tabii ki İstanbul'da durmaz. Şarkışlı'nın Sivrialan köyünün yolunu tutar ve o altın plağı Aşık Veysel'e ulaştırır. Usta Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu 21 Mart 1973 yılında hayatını kaybeder. Fikret Kızılok bu ölümden çok etkilenir ve üzülür. Aşık Veysel'in ölümünün ardından Fikret Kızılok onun mezarı başında şu cümleyi kurar. Ustam öldü, artık yok.
onun parmaklarının değdiği bu sazımın da bir değeri yok. Onun da toprak olması gerekir der ve sazını Aşık Veysel'in mezarı başında parçalar. Veysel gideyim, adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Aşık Veysel'in ölümünün ardından Fikret Kızılok bir süre müziğe ara verir ve kendine geldikten sonra yeni eserler yapmaya devam eder. Fikret Kızılok sonraki yıllarda popüler müzik tarihimizin çok değerli söz yazarı ve bestecilerinden biri oldu kuşkusuz. Ancak onun kariyerinde Aşık Veysel Çatıroğlu'nun gerçekten de çok ama çok önemli bir yeri var. Bugünkü Fikret Kızılok kariyeri ve başarısında eğer ki Yumma Gözün Kör Gibi isimli eser olmasaydı, bugünkü Fikret Kızılok başarısı olur muydu? O altın plak hiç kuşku yok ki o genç delikanlıya büyük güç ve kudret vermişti. Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bir genç için o genç yaşta alınan altın plak gerçekten de çok önemli bir itici güçtür. Dolayısıyla Aşık Veysel Çatıroğlu Fikret Kızılok'a o dokunuşuyla çok şeyler kazandırmıştır.